ama değil mi? Aa tabii. Zaten daha önce bunlar bu efsaneler bütün bu eski kitaplarda nasıl yazıldı? Bunlar yaşandı, yazıldı. Sonra Allah'ımız baktı ki işin cılkı çıkıyor, kapattı. Şimdi yeniden açıyor 2013'te. Ay. Bizi değişik bir süreç başlayacak yani. Bu durum hoşuma gitmedi. Neyse bir telefonumuz varmış. Günaydın. Merhaba. Alo. Günaydın Suzan Hanım. Günaydın. Nasılsınız? Efendim? İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Günaydın. Güzel geçti mi? Gününüz böyle günlü aydınlı geçti mi? Başladı mı? Geçmedi daha. Başladı. Evet ya, çok erkenden başladığım için ben her gün güneşe ne güzel. 6-7'de falan. Aynıyız. Kardeşiz bu konuda. Evet. Ya benim bir sorum olacaktı Elif Hanım. Tabii. Ben Akrep Burcu'yum. Benden. Onun önce 25'i saat 3 ile 4 arası doğmuşum. Tam hatırlamıyorlar da ne zaman doğdum. Hani 3 ile 4 arasıymış. Hani burcum hakkında birkaç yorum istiyordum. Ama söyledik. Kendimi öğrenmek istiyorum. Söyledik ki tekrar mı söyleyeyim? Şimdi onunla... Peki kalpleri kırılmasın. Tamam. Şimdi tamam. Akrepler için geçen sene, evvelki sene aslında bütün burçlar için öyleydi ama çok zor bir süreç geçti. Evet. Akrep için bu sene biraz daha rahatlayan, yalnız Mayıs ayından sonra bir dönem başlayacak. Efendim eğer ev almayı istiyor musunuz? Nişanlıyım yani. İşte, ama bir ev sahibi olacaksınız işte. Ay ne güzel. Çok güzel bir dönem olacak. Efendim yeter ki doğru insana aşık olmak, doğru insanla beraber olmak kaydıyla. Çok evet. Güzel, mutlu bir dönem var. Ama akreplerin işte yani geçmişe, onu sana söylemiştim. Geçmişe bağlı yaşamayın. Yani onları azar edin. Bu kadar olamaz ya. Ha? Anlamadım. Ben hep öyleyimdir. Ama yani. Aynen ben de. Akreplerin genel yapısı mı bu? Yapısı yani bu sene akrepler artık geçmişi bağışlamalı. Hmm. Eğer varsa kalbinizi kıran, sizi üzen bağışlayın gitsin. Vallahi çok büyük bir rahatlık. Ne kadar büyük bir yük aslında. Affetme. Evet değil yani mi? Altında yani üzülüyor. Onunla yaşıyorsun. Ama kincilik evet, akrebin zaten şeyinde yaratılışında ego, var. Ego, ego ve kin tabii unutmaz. Bende de hiç yok. Hiçbir şey unutmaz. Bende de hiç yok. Bak, bu da doğru bir şey değil. Hiç olmaması ama güzel. Şöyle, unutuyorum şöyle yapılanı. Ama şöyle de bir şey Elif'ciğim. Sonra hemen gevşeyebilirim yani. İyiyi de unutmuyor ama akrep. Kötüyü de sadece unutmuyor değil ama iyiliği de ben de mesela bana biri bir iyilik yapsın. Uyumam. Rahatsız olurum. Ben ne yapacağım şimdi diye. Ya, o da yanlış bir şey. Rahatsız olurum. İşte şimdi siz lütfen... Bu sene artık o geçmişi bağışlayın, kalbinizi kıranları. Böyle ben şey yapıyorum, sanal bir balon. Şöyle gözünüzü kapatın bakayım. Kapattınız mı? Evet. Bir balon hayal edin. Ne renk geldi? Pembe. Aa, içine böyle doldurabilir misin? Seni üzen kim varsa, hatıralar. Her şeyi koy bakayım içine çocuğum. Koy, 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 koy. Koydum. Ha. Onun ipi var bir tane, onu gördün mü? Var. Ha, onu bir kes çocuğum bakayım. Şöyle elinle kopar. Bırak havalansın böyle yukarı doğru gitsin. Topar. Hadi bırak. Kopardım. Gidiyor mu gitsin, yukarı gitsin. Doğru? Kaybolsun böyle. Gitsin. Ne yapıyorum? Kurtuldun işte. Hayat aslında baktığında bu kadar da kolay. Bunu yapabilirsen ya, evet, ne mutlu ama geçmişte yaşamayın ya. Yani. Çok ben sizi, buna biz afirmasyon diyoruz. Reiki'de. Bunu böyle sizi üzen, kıran bir şey oldu. Ebeveynleriniz nasıl insanlar? İyiler mi? Onlar çok iyiler. Yani onlarla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Bazen sizin gibi nişanlımla ilgili bazen sorunlar oluyor. O da boğa burcu aslında. Ha, akreple boğa anlaşır mı? Birbirinizi. Ama şimdi burada ay burcu boğa nedir, yükselen nedir onlara tabii bakmamız da lazım. Ya işte ben de onu bilmiyorum. Hani ben onun düğün 25'i yani 3 ve 4 arası doğmuşum. Hani siz bana sonra. Siz bana benim siteye mail atın. Ben oradan size cevap vereceğim. Söz veriyorum. Aa ne güzel. Oldu mu? Tamam. Mailinizi tamam, söyler misiniz? esinuzar.com Google'dan beni arayın. Güzel güzel tamam. Maillerinizi gönderin. Süper. Ben de onları yorumlayayım. Aa, çok tamam. Güzel. Herhangi bir ücret almadan olur mu? Çok naziksiniz efendim. Rica ederim. Sağ olun. Suzan'cığım iyi bak kendine olur mu? Sevgiler. Mutluluklar diliyoruz sana. Hoşça kal. Mutlu hemen. Yıllar bereketli huzurlu olsun inşallah. Burada işte eşlerin anlaşması falan da o kadar zor ki ama tabii söylediğiniz gibi yükselenler, ay burçları tabii. İlişkilerine tabii. Derin bakmak lazım. Ona çok haklısınız. Diyoruz. O zaman bu dergilerde, kitaplarda, şeyde, eğlence. Gazetelerde okuduğumuz. Eğlence. O zaman hikaye. Çok son derece tabii, yüzeysel eğlence. Değil mi? Yani horoskopu çıkardığınız zaman transit yorumları bir sene için her ay böyle kritik noktalar, olumlu noktalar. Para katı nedir? Mutluluk katı nedir? Bunları bilmezse nasıl davranacak ki? Tabii. Bekleyen nedir onları? Bazen çok tehlikelidir şeyler olabilir. Yani ben böyle direkt söylemem gamlı baykuş gibi ama bazen uyarmak da gerekiyor. Doğru. Mesela yıllarca önce böyle bir mafya vari bir müşterim vardı benim.
Ben ona dedim ki bir yere seyahate gidiyor. Silahınızı bırakın. Silahı bırakın. Öyle gidin. Hayır, adam şekerim şey takmış buraya böyle. Bırakmadı ve şu anda içeride. Çok büyük bir ceza yedi. Ortaklarından birini çekiyor, vuruyor. Hadi, halbuki dinle be kardeşim. Dinle, bu kadın sana silahını bırak diyorsa bırak ya. Sonra tabii... Ya da dinlemeyeceksin, niye geliyorsun, öyle de bir şey. Ha, öyle de bir şey var. Aslında bakarsanız yani böyle bir şeye inanıyorsa, astrolojiye hani sizi de kapınıza geldiyse evet. Aslında o anlamda inanması lazım. Ve dinlemesi lazım. Ama işte bir yerde demek ki bazen... kader baskın çıktı, tabii. Ona müsaade etmedi. İşte kul kurar, kader gülermiş, hayat böyle bir şey. Hadi uyu. Hadi. Beni uyutup ne yapacaksın? Sonrasını zor bir şey var mı? Sonrasını biz sana sonra izletiriz. Değil mi? Sonra izletiriz. Bu arada bir telefonumuz daha varmış. Merhabalar, günaydın. Alo. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Bu ne güzel ses. Ne güzel ses. Alo. Nurten Hanım. Ne kadar güzel bir enerjiyle alo dediniz bize. Çok mutlu olduk. Ay, ben de çok mutlu oldum. Nasılsınız? İyi misiniz? Konuklarına da merhaba demek istiyorum. Merhabalar. Nasıllar, iyiler mi? Merhabalar, çok teşekkürler. Valla burası çok tatlı bir atmosfer. Ya şey, bu Elif Hanım var ya, bu Elif Hanım. Erken Işıklar yemek yapıyorum, saçıyor. Çok erken kalkıyorum. Evet. Ne güzel. Yemek yaparken kaçırmışım programı. Ya yani 2+1 ikiz kızlarım var, bir de oğlum var. Oh, maşallah. Eşim de yengeç. Bir de Başak evde. İşte hepsini idare ediyorum. İşte Nurten Hanımcığım, Başakların kaderi bu. Kaderi idare bu. Edeceksiniz. Başaklarda böyle bir durum var mı Esin Hanım? İki tane torunum var, evet. Maşallah. Oh oh. Biri okula gidiyor. Torun... Eden de artık yaşlı bir bayan sayılırım. Siz torunun mu var? Evet, torunum var. 6 yaşında. Maşallah. 4 yaşında torunum var. Yani Nurten Hanım çok ciddi anlamda demek ki o enerjinizin verdiği bir şeyle gencecik, ben zannedip genç bir kız arıyor yani bizi. Evet. Yok. Maşallah. Böyle gelmiş. İkizlerim yani, var deyince ben öyle daha yeni hani, doğurdunuz ikizler. Sizi nasıl diyeyim, hani bir daha rahatsız ediyorum gibi oluyor ama. Estağfurullah. Kısacık böyle yengeçle başa alabilir miyim Esin Hanım da? Peki yengeç kim? Yengeç. Ya şöyle yapalım. Evet. Siz benim esinuzer.com'a. Mail atın, söz veriyorum. Ama ben biz çok fazla yapmayın. Yaşımızdan dolayı bilgisayarla ilgili İşte mailler falan. Şimdi yengeçle Başak kim? Yengeç kim? Yengeç eşim, oğlum, ikiz kızlarım, yengeç. Oo, bütün aileden şimdi yengeç. Bu yengeçlerin ben hayatımda gördüğüm en kötü huyları, çok alıngan insanlar. Çok fazla. Bunlara bir şey söylüyorsun. Ben onu demek istemiyorum mesela. Yahu bunu nereden çıkardın? Gidiyor oraya, yapışıyor, kendini yiyor. Dur dur dur. Ya aynen kardeşim öyle. Benim kardeşlerim, onu demek istemedim. Yani özür dileyecek hale geliyorsun. Ya ben onu demek istemiyorum ama kalkıp karşıdaki onu öyle anlıyor. Sonra aynen öyle. Artık onu tedavi etmek için bir de bunlar gerilim yapar, biliyor musunuz? Evet. Yani gerilim yaparlar şey gibi. Freddy Krueger gibi bir şey yani. Kabus vallahi billahi. Asla ama yanlış anlaşılmak ne kötü bir şey. Ne yapalım? Allah iyi tarafını verdi çok şükür. Anlayamadım. Yani hep kötü. Böyle bazen kendim de bunalıyorum ama yani bir şekilde idare ediyorum yine. Evet. Başakların durumu bu mudur yani? Ya şimdi Başak tolere etmek için gelmiş yeryüzüne. Dünyaya, değil mi? Toprak olduğu için. Bir de bu Başak insanları sabırlı insanlar. Çok sabırlı. Yani bunlardan çok psikolog falan çıkıyor, biliyor evet. musunuz? Tabii canım, ben kesin psikolog olurdum. Evet. %100 diyorum sana. Evet. %100. Çok dert dinler misin mesela? Dinler. Dinliyorum. Dinler. Ve çok daralıyorum yani. Dinlemesini dinliyorum, de bilir. Yükü dinlerim, üstüme evet, alıyorum, enerjim gidiyor. Eşiniz ne burcu? Aslan. Ha, benim gibi aslan. Ay, yandınız. affedersiniz, bir şey söylediniz. Buyurun. Canım, çok seviyorum seni. Çok teşekkür ederim. Allah yolunu açık etsin. Amin. O güzel günün aydınlat televizyonumuzu. Esin Hanım, ben rica ediyorum. Çok kısa bana anlatsın. Ne tamam. anlatayım tamam prenses, neyi anlatayım? Yani nasıl baş edecek galiba, anladığım kadarıyla yengeçler yani, sarmış Başak hanımefendi. Çok fena. Çok böyle bir sinir bilemiyorum, nasıl bir sinir. Yani nasıl baş edebilirim? Şimdi siz biraz da onları alıştırdınız. Hep öyle böyle dinliyorsunuz, lazım. Sabır gösteriyorsunuz ya. Bu yengeç burcu mutlaka bir şeyde boşalacak. Yani bir münakaşa çıkarır o gün, onunla boşalır. Aslında onu, çok evet. çok iyi değil yani. Kötü bir insan değil. 32 yıllık evliyim. Ya kötü evliyim. Demiyorum. Tabii ki. Çok iyi bir insan ama çok böyle tutucu, bir şeyi kafasına taktığı yani zaman bakın, bırakmıyor. Ben hayatta şunu öğrendim. Bazı insanlar insanı yükseltiyor. Bazı insanlar da yoruyor. Sizin... aynen öyle. Ha. Bazen çok yoruluyorum. Ya. Yani, nasıl güzel ya. Anlıyorsunuz. Hani canım. Küçük.
Yaşım bu, değil artık. Onu, bu bence sizin kaderiniz hayatım. Kader programınız. Bunları ne atabilirsin, ne satabilirsin. Aynen, bunlarla öyle yaşamayı öğreneceksiniz. Aynen. Başka çare yok. Nurten Hanım, yapmamız gereken, ben de aynı şeyleri yaşıyorum. İşte Başakların bu sabır ve her şeyi hani bir şekilde tolere üstüne alma şeyi. Bu yaşamda insanlar değişmeyeceğine göre artık belki de bizim değişme zamanımız geldi. Doğru. O yüzden bu anlamda ben mesela hep bu kişisel gelişim kitaplarını okuyorum. Kendim ben demek için, yani ben hayatımda hiç ben demedim. Ben demeyi öğrenmeye çalışıyorum. Siz reiki yani öğrensenize. Değil mi? Ay, o kadar açıksınız ki yani. Ben bu kuantum falan çok okuyorum. Ama reiki inisiye edelim sizi. Öyle falan mi diyorsun? Muazzam bir enerji var. Süper. Gerçekten. O zaman yaparım tabii. Size çok hediye edelim Türkiye'ye. İhtiyaç var. Gerçekten, gerçekten mi? İhtiyaç var. Çok yoruluyorum ama bu dinlemekten ben, yani o biraz ama beni. Ama senin kaderin de kaderim, o işte hayat. Kaderimin bir oyunu bu. Evet. Yani aynı Nurten Hanım sizin gibi. Aynen öyle. Kendimizi bol bol geliştireceğiz. Dış etkenlere karşı belki de bir koruma şimdi yapmamız lazım. Şimdi yalnız bir şey söyleyebilir tabii miyim? Tabii ki. Şimdi onlar size baskı yapıyorsa biraz da dur demek gerekiyor yani. Tabii. Zamanında sayısız anlaşmalar imzalanmıştır. Hanım zaten zaman zaman o durlar oluyor. Olmazsa gitmez ki. Ha. Yani zaman zaman dur diyoruz yani zaten. O freni iyi koymak lazım Nurten Hanımcığım. Ama o kadar da uzun boylu değil. Ben kendisi için çok üzülüyorum. Çok kafasına takıyor her şeyi ama. Ama onu da kendi düşünsün artık Nurten Hanım. Tamam, ikimiz yani beraber arabaya bindik, yolculuk yaptık mesela. Hı-hı. Yolda giderken yani hiçbir kuralı uymayan insanlara o kadar çok sinirleniyor ki zannedeyim kalp krizi geçirecek arabada. İşte bu kurallara uyulmadığından böyle oluyor. Bu yani bu eşiniz mi? Anlayamadım yani onu, eşiniz. Ama bize ne derken bu kadar kendini üzmesine gerek yok. Evet. O da o onun problemi artık. Onun yanı sıra değil sen mi de üzülüyorsun bu sefer, geriliyorsun. Ne yaptığından anlıyorsun, ne yediğinden, ne içtiğinden. Ya onu abi, böyle sıkıntılı bir durum oluyor. Onu böyle sakinleştirecek bir şeyler yapmak lazım. Belki. Yani adamcağız bir gerilim içindeyse, ne bileyim ben, hiç tatile mi gitmiyor? Gidiyorum, hiç mi hobisi yok? Gidiyor musunuz? Yani tatile de gidiyoruz, gezmeye de gidiyoruz. Ne iş yapar? Yemeğe de yorucu gidiyoruz, bir işte mi çalışıyor? Da var. Nurten Hanımcığım, bastınız gaza gidiyorsunuz. Alo. Alo. Yani çok bir şey yok. Ama onun da bir içini dökesi gelmiş. Nurten'ciğim. Nurten çocuğum, efendim, ablacığım. Efendim. Ablacığım. Şimdi bence onun böyle bir stresten ötürü bir gerilimi var. Diyorum ki yani onu rahatlatacak bir şeyler yapmak lazım. Mutlaka. Ama şimdi ben iyi tarafından hep bakıyorum ya, diyorum ya yani ne yapalım, bazı insanlar böyledir, zamanla o da değişir, ona da kızıyor. İşte duyarsızsın diyor. Yani duyarsız ya, değil ki. Ya bu adam ne yapsan ben eleştiriyor. Ben gidiyorum, boşa adam gitsin. Kurala uymamış. Yok ay, boşa boşuna Allah korusun. Ay küçücük bir yaşamda bu kadar hettiri fettiri, ay yeter. Vallahi fenalık geldi Nurten Hanım. Neyse çok teşekkürler. Efendim? Çok teşekkür ederim. Birazcık yorum alayım ne olur. Ay yorumum lütfen budur. Başka yorum yok ya. Yorum, kocanıza yorumum biraz kızdım ya. Hadi hocaya kızdım. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Öpüyorum çok sizi. Teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun hayatım. Boşa gitsin dedi en sonunda. Ay çok alemsin. Ne yapayım sevgilim ya? Ay yani bu kadar sıkıntılı bir hayat var zaten. Ama işte kadın. Ay bir de koca sıkıntı veriyor zor ya. Öyle. Hadi yeter boşa gitsin. Ay yani vallahi ben iki tane koca aldım. Birisini hemen boşamıştım. Bu kocayı biraz tolerans gösteriyorum falan. Fakat bunu da boşayabilirim her an. Yani ama üçüncüsünü almayacağım kesin. Aman. Aman evlenmek mi? Gelecek yaşamda da istemiyorum yani. Evlenmek istemiyorum. Abi benim gözümü korkuttu. Ama bak kız evlenin ya, sen bir ağzını tadın al. Sen canım bir tadını tat. Sen ağzını payını al bir sen diyor. Sen bir tane çocuk doğur çok sana merak başarı edince görürsün. Çok merak da edilen bir şey evlilik. O yüzden bir ya, eşyana görüp aman. Kadınlar çığlık atacak. Vallahi attılar bile. Ama sizin bile de aman. Yani lazım arada bir çığlık. Ama gerekiyor değil mi? Kesin o arkadaşımız. Ben sahile doğru onunla beraber bir gideyim. Biz beraber el ele sahile kuşun. Gideyim mi? Eskiden beraber el ele mi gidelim mi sahile? Fakat o çığlık atmayı bırakabilir ben atarsam çığlığı. Oo. Amanın diye korkacak ve bırakacak. Hadi uyuyor musun? Uyuyor musun? Kesin. Sen bana bir şey yapacaksın Esin Hanım. Nasıl bir şey yapacağız peki Esin Hanım? Yani nasıl bir şey olacak? Şimdi ekrandaki izleyiciler ama Amerika'da soymuşlar. Şimdi beni soymayacaksa boşu boşuna. Ama soymazsak da bu işi yapma ya. Bizim yemeğimiz var, öyle kötü şeyler asla yapamayız. Evet. İyi yurt dışında böyle bir seansta Esin Hanım anlattı biraz önce. Bir kadını işte hipnoz ediliyor, evet, ve ondan sonra kadını ama kimseye söylemiyor hipnoz yapan kişi. Hipnozitör söylemiyor. Ama çok meşhur olmayı kafaya koymuş. Hmm. Benim gibi böyle yeteneği var. Kadını hipnotize ediyor. Soyun kardeşim diyor.
Kadına bir afakan bastırıyor. Kilo, süt yapmayan kadın çırılçıplak kalıyor. Program bitiyor. Adam da neredeyse tutuklanacak hale geliyor.